Bu dersimizde Max 2011'de editable poly komutuyla veya diğer tabiriyle editable poly modelleme tekniğiyle başlangıç aşamasında olan arkadaşlara komutu öğretebilmek, komut içerisinde çeşitli aşamalarda parametrelerle ve komut içinde komut sistemiyle bir lavabo modellemeye başlayacağız. Yani aşamalar şu şekilde olacak. Önce lavabomuzun kaba taslak bir şeklini ortaya çıkartacağız. Ondan sonra ikinci aşamada onu bir lavaboya benzeteceğiz. Musluğunu yapacağız. Giderini ve taşırma deliği. Bunları yaparken boolean komutunu kullanacağız. Turbo smooth kullanacağız. Chamfer kullanacağız. Sonrasında sifonunu modelleyeceğiz. Bunu da modellerken yine editable poly komutundan yardım alacağız. En sonunda bunun kaplamasını hazırlayacağız. Bir seramik kaplama, lavabonun işte seramik kaplaması, nasıl parlaklığı, yansıtması vesaire gibi özelliklerini Vray'de Material Editor'da hazırlayacağız. Ve final olarak da bu lavabomuzu bir banyo ortamına yerleştireceğiz. Banyo ortamımızı hazırlayacağız. Vray ışıklar kullanacağız ve render ayarlarını yapacağız. Arkadaşlar, bu ders Editable Poly ve Vray Material artı Vray Render artı Vray Light. Yani kısacası Max ve Vray üzerine olacak. Vray'i seçmemdeki amaç, yani çoğumuzun kullandığı render motoru olması. Tabii ki Mental Ray, Maxwell, Final, Vray Render motorlarını kullanan arkadaşlar da var. Diğer derslerimizde bu render motorlarına da değineceğiz. Derslerimiz 10'ar dakikalık partlardan oluşuyor arkadaşlar. Sözü fazla uzatmıyorum. Hemen işleme başlıyoruz. Evet arkadaşlar, lavabomuzu modellerken bir box'tan da modellemeye başlayabiliriz. Bir plane kullanarak da lavabomuzu modelleyebiliriz. Modellememiz size de kolaylık olması açısından ve komuta alışabilmeniz açısından, yani bir kare şeklinde olacak, eğimli ve yamuk bir lavaboyu modellemeyeceğiz. Onu artık bir aşama kaydettikten sonra ileri düzey modellemede geçeceğiz. Çünkü çok değişik yöntemler var bunu yapabilmek için. Bunun hepsini ileri düzeyde öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, işlemin sağlıklı olması açısından ben size birazcık da zorluk seviyesi level'ı yüksek olsun, box'tan başlayalım. Box'tan yapmamızın faydası bize şu olacak. Lavaboyu modellediğimiz zaman box'tan yaparsak lavabomuzun altı olur. Ama plane yaparsak lavabomuzun altı olmaz, alt kısmı. Modelleme bittikten sonra, plane'den yapmış olsaydık, modellememiz bittikten sonra onun altına bir yüzey oluşturmamız gerekecekti. Yani bunun için de poligonda create komutunu kullanarak yapacaktık. Ve tabii ki kaynaklama sistemini de kullanacaktık. Evet arkadaşlar, bu lavaboyu modellerken herhangi bir ölçü esas almıyorum. Ölçülü çizmeyeceğim. Sadece şekil olarak standartlarda bir lavaboya benzeyecek. Evet, tasarımı değişik olacak. Hani modellemesi de sizin açınızdan kolay olsun. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Editable poly komutunu kullanmak için öncelikle objeyi seçtikten sonra mouse'un sağ tuşuyla tıklıyoruz ve açılan pencerede convert to seçeneğine geldiğimizde yeni bir pencere açılır. Oradan convert to editable poly seçeneğine tıklıyoruz. Şu anda bunu editable poly modelleme tekniğini kullanarak
modelleme yapabileceğimiz hale geldi. Klavyemizden F4 tuşuna bastığımız zaman objemizin kenarları belirir. Bu bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi buradaki vertex, etke, border, poligon ve element. Bizim bu lavabomuzu modellerken kullanacağımız vertex, etke ve poligon. Bu ikisini kullanmayacağız. Bunların da ne işe yaradığını size ileriki derslerde anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi lavabomuzu şu yüksekliğine birazcık incelteceğiz. Klavyemizden G tuşuna basarsak ızgaralar kafanızı karıştırıyorsa klavyeden G tuşuna basarak ızgaraları açıp kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi vertex'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi noktalar belirdi. Birazcık yaklaşalım. Klavyemizden V tuşuna basarsak seçme komutuna geçer, moduna geçer. Buradan aşağıya doğru inceltiyoruz. Yani bu kadar yükseklik bizim için yeterli olur. Gördüğünüz gibi burada da perspektif penceresinde gözüktü. Şimdi arkadaşlar, perspektif penceresine geliyoruz. Bu pencerede etki komutu ile şu köşelerimizi seçeceğiz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Etki komutunda shrink, grow, ring, lop. Bir modellemede köşelerde, dikeyinde ve yatayında işlem yapmak istiyorsanız ring ve loop'u kullanıyoruz arkadaşlar. Ring yani Türkçe karşılığı halka. Yani dairesel. Loop ya bunu da çeşitli video oynatıcılardan da bilirsiniz. Tekrar et. Bu da etrafını sarar arkadaşlar. Yani aynı eksendeki olan çizgileri seçer. Ring'e tıklarsam şu şekilde seçecek. Bunu seçtiğim için buradan başlayacak ve tekrar başlama noktasına gelene kadar ne kadar bu bakış açımızdan yatay olan çizgi varsa hepsini seçecek. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece bunları seçti. Yani şunu da yapmak isteyebilirsiniz. Buradaki seçim kaybolmadan bunları da seçmek istiyorum derseniz o zaman klavyenizle kontrol tuşuna basılı tutup dikey eksen oluyor bize göre. Tıklıyorsunuz. Yine aynı şekilde ring dediğiniz zaman sonra bütün kenarları seçmiş oluyorsunuz. Şimdi tekrar bir boşluğa tıklayalım. Yine mesela şurada dikeyde bir yere tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu normalde böyle tek tek seçmek yerine loop komutuna tıklarsanız tamamını seçer. Aynı şekilde burada da o işi görür. Şimdi arkadaşlar, bizim burada önce lavabomuzun derinliğini oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen buradan bir tane kenara tıklayarak ring diyoruz. Bunu yaptıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Buradan connect tuşuna tıklayın, butonuna tıklıyoruz. Connect'in Türkçe karşılığı bağla, bağlan. Buradan tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi şurada bir komut penceresi açıldı. Segments, Ping ve Slide. Gördüğünüz gibi tam merkezinden bir bağlama yaptı arkadaşlar. Birbirine bağladı. Bir nevi de lavabomuzu ortadan ikiye de kesti diyebiliriz. Şimdi bunun tabii ki sağa sola çeşitli oynamaları yapılabiliyor. Siz bunu buradaki yön tuşlarıyla da, pardon, yön oklarıyla da yapabilirsiniz.
Gerekirse buradan da yapabilirsiniz. Şimdi buradaki pinch, pardon, buradaki segments butonu 1'dir. Bunu 2 yaparsanız burası çoğalır. 3, 4, 5 gider. İsterseniz buradan manuelle girebilirsiniz. Ama şu an bize lazım olan sadece 1. Buradaki ping de arkadaşlar tekilde hiçbir işe yaramaz. Yani tek segmentte hiçbir işe yaramaz. İsterseniz 100'e kadar getirin. Hiçbir işe yaramaz. Çift ve üzeri, yani çift derken bir hariç üzeri olan segment sayılarında bunu kullanabilirsiniz. Buradaki slide bizim buradaki segmentimizin sağa ve sola hareket ettirmemizi sağlar. Ölçülü çalışıyor olsaydık kaç milim ya da kaç santim sağa ya da sola gitmemiz gerekiyorsa o kadarlık ölçüyü buraya yazarsak segmentimizi o kadar sağa ya da sola götürür ya da aşağı ya da yukarıya taşır. Bunu bu şekilde anlayalım arkadaşlar. Yaptığınız işlemi de burada yerini ayarladıktan sonra buna OK tuşuna basmadan çıkarsanız hiçbir değişikliği uygulamaz. Şu anda burada yaptığı size bir ön izlemedir. Hani kalıcı bir değişiklik ya da işlem değildir. Yaptıktan sonra buradaki değişikliklerinizi burada muhakkak OK'ye basmanız gerekiyor. 2008 versiyonlarında Max'in 2008 ve alt versiyonlarında bu menü daha değişiktir. Bir pencere açılır. Oradan işlemlerinizi yaparsınız. 2011'de böyle yapılmasındaki amaç şurada kullanmış olduğunuz perspektif penceresi ya da diğer görünüş pencerelerinden en fazla şekilde faydalanabilmeniz, obje üzerindeki yaptığınız işlemden kapanmamasıdır. Yani böyle bir güzellik düşünülmüş. Şimdi arkadaşlar biz bunu böyle sağa doğru iteliyoruz. Yani nereden bakalım, oraya musluk falan gelecek. Tamam, bu kadarlık bir genişlik bizim işimizi görüyor. Buradan OK'ye basıyoruz arkadaşlar. Basmasaydık bu değişikliği yapmayacaktı. Şimdi şuradaki poligonumuzu seçtik. Buradan insert tıklayacağız. Insert çağır demek. AutoCAD'den de hatırlarsınız. Insert komutunu kullandığınızda sahnenize bir resim, DXV ya da DVG dosyasını ekleyebiliyordunuz. Editable poly'de, yani Max'te de insert komutu seçmiş olduğunuz poligon içerisine yeni bir poligon ekler. Bunun genişliğini siz belirlersiniz. Herhangi bir derinlik katmaz. Sadece genişlik olarak içeriye, yani mevcut bulunduğu şu alan içerisinde içeriye doğru ya da dışarıya doğru yeni bir poligon oluşturur. Hemen deneyelim. Insert'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da bizden ölçü istedi ve standart değeri olan 1 de hemen buraya, şurada görmüş olduğunuz kısımdan attı. Tabii ki bir değeri bizim için yeterli değil. Şimdi hemen bunu arkadaşlar şu kadar bir kalınlık yeter. Şimdi bir de bu seçenek var. Mesela buraya tıkladığımızda grup ve by polygon. Grup seçili olduğunda objeyi grup olarak içeriye alır. Siz buradan poligonu seçerseniz sadece seçmiş olduğunuz poligon üzerinde işlem yapar. Hani onu artık modelleme esnasında yapmak istediğiniz işleme göre belirleyeceksiniz. Şu anda bizim burada grup olarak kalması yani işimizi görüyor. OK diyerek çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi lavabomuzun bu kısmını da hallettik. Extrude, yani bunu az çok ne anlama geldiğini bilirsiniz. Hani bilmeyen arkadaşlar için AutoCAD'den anımsatayım. Extrude yükseltme anlamına gelir. Extrude dediğimizde standart değeri 10 geliyor. Yine buraya tıkladığımızda daha farklı seçenekler çıkıyor karşımıza. Grup, lokal normal, by polygon. Grup dediğimizde yine grup olarak aşağıya ya da yukarıya bir yükseltme yapar. Lokal normalde sadece seçili olan kısmı aşağı yukarıya doğru yükseltir. Poligon dediğimizde de sadece seçili olan nesne üzerinde işlem yapar. Biz şu anda grup olarak şey yapacağız. Tabii ki burada 10 değeri bizim için ters bir şey. Biz bunu eksiye doğru çekeceğiz. Çekelim. Şimdi biraz da çekelim. Evet arkadaşlar, alt kısmı
Gördük. Şu kadarlık bir derinlik böyle bir lavaboda bizim için yeterli. Okey diyoruz. Evet arkadaşlar, bu dersimizin birinci bölümüydü. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kolay gelsin.